İnsan doğumundan ölümüne kadar maddi manevi çeşitli hastalık ve musibetlerle yüz yüzedir. Vücut binası zaman zaman bir takım arıza ve zafiyetleri kendinde misafir eder. Bir müddet içinde barındırır. Allah'a olan imanımızın bir gereği olarak elimize batan bir dikenin ondan geldiğini biliriz. Her şeyin onun takdir ve dilemesiyle başımıza geldiğinin şuuru içinde oluruz. Her an çeşitli vesilelerle imtihana tabi olduğumuzun idraki içinde bulunuruz. Fakat bir an önce de ondan kurtulmak, eski dinç halimize ve sağlığımıza kavuşmak için çeşitli çarelere başvururuz. Bu kendi sağlığımız için önemli olduğu gibi aynı zamanda Allah'a olan tevekkülümüzün de bir icabıdır. İnsanlara yardım etmeyi seven salihâ bir kadın her zaman Allah'ı zikrediyor. Ağzından kötü bir kelime çıkmasına izin vermiyordu. Cehennem zikredildiği zaman korkudan ödü kopuyor ve elini kaldırıp kendisini cehennemden koruması için Allah'a dua ediyordu. Cennet zikredildiği zamansa onu Allah'tan niyaz ederek hıçkıra hıçkıra ağlıyor ve onun ehlinden olması için Allah'a bol bol dua edip yalvarırdı. İnsanları seviyor, insanlar da onu seviyorlardı. İnsanlarla samimi oluyor, insanlar da ona karşı samimilerdir. Bir gün aniden uyluğunda bir acı hissetti. İyi geleceğini umarak kendince bir pansuman yaptı. Ama acısı daha da fazla şiddetleniyor. Bir süre hastaneye ve doktora gidip dolaştıktan sonra eşi onu Londra'ya götürdü. Orada büyük bir hastanede çok titiz tahliller yaptıktan sonra doktorlar onun kanında enfeksiyon olduğunu keşfediyorlar ve onun kaynağını aramaya başlıyorlar. Enfeksiyonun uyluktaki acı yerinden kaynaklandığını öğrendiler ve kemik kanseri olduğunu öğrendiler. Acı yapan ve enfeksiyona sebep olan şey kanserdi. Raporların sonucunda hastalık ve kanser daha fazla yayılmasın diye kadının ayağının en kısa zamanda yukarıdan kesilmesi gerektiğini söylediler. Ameliyat odasında kadın uzanıyordu. Allah'ın kaderine tamamen teslim oldu. Ama Allah'ı zikretmekten bir an olsun geri durmadı. Allah'a tüm samimiyetiyle yalvarıp dua ediyordu. Ameliyat esnasında bir sürü doktor vardı. Büyük bir ameliyattı. Kesilecek olan kısım itinayla çizildi. Bütün bunlar tamamen titizlikle ve hassasiyetle yapılıyor. Herkes derin bir korku ve ürküntü içindeydi. Elektrik akımı gelmeye başladığında birdenbire kesilmesi bir oldu. Her ne kadar deneseler de makineler sürekli arıza yapıyor ve elektrik akımı duruyordu. Daha önce bunun gibi ameliyatlar sırasında hiç böyle bir şey olmamıştı. Doktorlar hayret içinde kaldılar ve birbirlerine baktılar. Baştabip doktorları bir kenara alıp kısa bir istişare yaptıktan sonra kesilmesi gereken uyluğa cerrahi müdahale yapmaya karar verdiler. Sonra çok ilginç bir şey oldu. Neşter uyluğun ortasına ulaşır ulaşmaz doktorlar kendi gözleriyle çok kötü görünen bir kütle görmüşler. Kolay bir ameliyattan sonra doktorlar kütleyi temizlediler ve dezenfekte ettiler. Sonra kadın uyandı. Acıları da izi kalmamış şekilde tamamen geçmişti. Kadın ayağına baktığında hiçbir yerinin kesilmediğini, hiçbir zarar gelmediğini gördü. Kocası da dehşet içinde doktorlarla konuşuyordu. Doktorlar kocasına sordular. Kadın daha önce uyluğunda cerrahi bir ameliyat geçirdi mi? Doktorlar kadın ve kocasından kadının uzun bir süre önce kaza yaptığını öğrendiler. Kadın da bu yerden derin bir şekilde yaralanmıştı. Doktorlar aynı anda "O ilahi bir korumadır" dediler. Kadın tek ayak kalmayacağını öğrendiğinde çok sevindi. Uykularını kaçıran o kabusları artık görmeyecekti. Allah'ın kendisine son derece yakın olduğunu hisseden kadın Allah'a bolca şükredip dua etti. Allah da ona lütuf etti ve merhamet gösterdi.